Şimdi de seçmenlerimize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları, eylem ve söylemleri size güven veriyorum diye soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları, eylem ve söylemleri size güven veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor. Kendisi güven vermiyor. Eylemini, söylemini boş ver. Dansöz gibi adam, o yüzden. Şimdi biz yıllarca bu siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün bir partisidir. Deniz Baykal gelmiş, Ecevit gelmiş, şu gelmiş. Herkes bir liderliğini yapıp gidecek. Hani orada kimsenin yeri değil. Ama geçen günler saldırma, o adama saldırmaları, yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekilidir, bir parti başkanıdır. Bu kadar insanı temsil ediyor. Yani eğer bir vatandaş bunu kendi vicdanına sızdırıyorsa... Yani Kılıçdaroğlu'nun eyleme güven veriyor size. Şu anda veriyor. Şu anda bana, hani görüşüme göre veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, o da bir liderdir. Kemal Kılıçdaroğlu, o da şehit cenazelerine gitmesi lazım. Sadece bir partiyle mesela kendisi irtibat kurmamışsa dahi, onlar kendisi oy vermişse Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsın? Kemal Kılıçdaroğlu'yu suçlamama lazım. Kendisi hükümet değil, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şehit cenazesine de gider. Mesela böyle yapmamaları lazım. Bir liderdir. Şiddete karşıyım. Bir liderdir. Öyle yapmamaları lazım. Ben onlara çok şey yapmam. O öyle konuşur, bu böyle. Siyasetin konuşuğuna taraf değilim. Hı-hı. Sen benimle nasıl konuşuyorsan onu konuş. Yok, tabii yani böyle. Yok. Nasıl mesela? Yani şöyle söyleyeyim, yani yani gündemle alakalı konuşuyor yani. Şeylerin iyi olmadığını söylüyor, işte ekonominin iyi olmadığını söylüyor. Tabii ki bu anlamda bana güven veriyor açıkçası. Olumlu adam. Adam mı? Olumlu adam. Beğeniyorsun. Olumludur. Ben mesela oy vermem ama olumlu bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları nasıl karşılıyorsunuz? Suyu seli indim ola dağlarım, açıldı mı vursun billi bağlarım. Ben garibim İstanbul'da ağlarım. Gözüm yaşı sildiren yok, silen yok. Ben şöyle ifade edeyim. Gerçekten adam iyi bir insandır. Kötü bir insan değil. Memleketi yönetebilir. Ha diyelim ki şu o iyidir, öbürü iyi değil. Ben onu da demiyorum. Yani benim için insanlar hepsi aynıdır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kötü bir insan değil. Bence normale devam eder yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmayan nasıl olacak? Dandik. Dandik. Dandik yani. Kötü de bulmuyorum ama o kadar değil. Kötü de bulmuyorum. Orta buluyorum ben onu. Onu da yorum yapmak istemiyorum. Onu kendine bırakıyorum abi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ya açıkçası artık değişmesini istiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama kendisini seviyorum ama artık yeter yani. Biz artık AK Parti'den de sıkıldık. Artık insanlar kalksınlar şöyle koltuklarından. Yeni insanların önü açılsın. Ekrem İmamoğlu örneğin. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Kesinlikle Kılıçdaroğlu artık gençlere yer vermeli. O koltuğu bırakmalı bence. Vallahi ben siyaset anlamıyorum falan. İyi yani, Kemal Kılıçdaroğlu biraz kendini geliştirmiş. Yenilmeli dedikten sonra söz kalmaz abi ya. Bence iyi. Bence çok iyi yani. Bence iyi de işte bu Tayyip'in başta olması çok zor. Bu adamla uğraşmak. Kemal Kılıçdaroğlu'yla çok fazla ilgilenmiyorum. Tamam. Ama İmamoğlu'nu takdir ediyorum. Hiç iyi karşılamıyorum. Sanki bu ülkenin adamı değil. Sanki Yunanistan'dan gelme. Öyle mi? Bir örnek verin mesela, nasıl? Ya her şeyine Türkiye baltalamıyor, uğraşıyor. Mesela bugün grup bugün grup konuşmasında diyor ki gariplerin, gurebaların, haksızla uğranan haklarını ben savunuyorum dedi. Peki savunuyor da o kadar işçiyi niye işten çıkarıyorlar? Nereye çıkarmış? Belediyelerde işçileri işten çıkarıyorlar. Hangi belediye? Sendika başka sendikadan alıyor, başka sendikaya veriyor. Ben emekliyim ben. Takip o algı diyorlar, onu algı dediler, onu kabul etmediler. Nasıl algıymış öyle? Demek gruplaşmaya gidiyor. Gruplaşma var. Ben hiç iyi görmüyorum. Çok güzel. Talip Erdoğan'dan daha iyi. İtici buluyorum. İtici. Evet. Mesela en çok beğenmediğiniz aklınıza geliyor mu? Vatandaşlarımızı PKK'lı ilan etti işte en son. Kılıçdaroğlu. Evet. Nerede ilan etti? Son meclis konuşmasında, grup konuşmasında Çubuk'taki yaşadığı olayı halkımızı PKK'lı ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ben alavere dalaverici bir adam, hiç sevmiyorum kendisinde. Hiç bana inandırıcı gelmiyor. Bence CHP'ye yakışmayan bir adam. Atatürk Cumhuriyeti'nden çıkmış bir parti artık CHP.
Kemal Kılıçdaroğlu bazen ne dediğini bilmiyor. Mesela? Yani kimlerle ittifak yapıyor, kimlerin değirmenine su taşıyor biz anlayamıyoruz. Efendim anlıyoruz nasıl da, şimdi mesela HDP'de Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti değil mi? Yasalara göre maaş alıyor, partisi, mecliste. Partisi, devleti değil, partisi. Evet. Partisi ama şöyle bir şey var. Şimdi HDP tamam, millet HDP'ye zaten ne yapıyor? Göz yumuyor. Diyor ki bari siyaset yapıyorsa yapsın. Ama HDP gidip PKK ile işbirliği yapıyorsa, CHP'de gidip HDP ile işbirliği yapıyorsa bunda bence sakınca var. AK Parti MHP ile yaptı ama mesela şu an. İkisi de normal yasal parti değil mi? Onu soruyorum. Yasal parti olmasında sıkıntı yok ki. Kimlerle işbirliği yaptığıyla ilgili sıkıntı var. Yani biz niye açıyorum Türk yani? Olarak, Türk milleti olarak. Sadece açmak için soruyorum. Tabii tabii biliyorum, biliyorum, biliyorum. Türk milleti olarak biz nelere göğüs geriyoruz? Nelerde ne mücadeleler veriyoruz? Sen o mücadeleleri görme. Gel burada birileriyle ittifak yap. Ben de ondan sonra o tabii istiyorum. Tabii mecliste para vermeyelim milletvekillerine. Meclisi almayalım. Niye alıyoruz o zaman? Madem ki terörle birlikteyiz HDP. Mecliste var, grubu var. 25 bin lira maaş alıyor milletvekilleri. Yani bir tarafta diyoruz ki bu. O zaman varsa mesela kanıt, belge varsa devlet bunlara grup kurdurtmasın. Mecliste 25 milyar vatandaşın parasını vermesin. Yani bu çelişki değil mi sizce? Onun da zamanı var demek ki. Ya olumlu, yumuşak, birleştirici. Ama sadece İstanbul için geçerli. Asıl ülke yönetiminde millet olarak da bazı şeyler yapmalıyız yani. Vallahi genele bakarsan bir yumuşama havası var. Ki ortalığı da yumuşatma havası var. Şeklen öyle. Şeklen değil, icraatlar da öyle gösteriyor. Vallahi inşallah iyi olur. Yani çok zamandır siyasetten görmediğimiz değişik bir üslup. Değişik derken olması gereken bir üslup. Diyorsunuz. Yani şu an son zamanlarda güzel. Tabii önceleri hatalar yaptı ama son aday belirlemesi, işte son süreçle ilgili açıklamaları güzel, ılımlı. Yani Türkiye birleştirici. İyi karşılamıyorum. Kınıyorum yani kendisini. Niye? İşte. Tamam. Çok güzel. Çok gerçekten Türkiye'ye İmamoğlu gibi bir insan daha gelemez. Gerçekten bunu kaybetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları. Tabii biz arkadaşız. Fikrimiz ayrı olabilir. Görüşlerimiz ayrı olabilir. Ne güzel. Şimdi insanlar konuştuğu zaman insanların konuşmaları bir olması lazım. Dünkü yediğini bilmen lazım. Ertesi gün de yediğini bilmen lazım. Ama dünkü yediğini biliyorsun söylemiyorsun. Efendime söyleyeyim. Bilerek. Yani özetle doğru bulmuyorsun Kılıçdaroğlu. Doğru. Ben bulmuyorum. Vallahi pek iyi karşılamıyorum ben. Çok saçma konuşuyor, gereksiz konuşuyor. Yani vatan peki, için çalışmıyor bence. Peki. Hiçbir şey bulmuyorum. Kılıçdaroğlu bence şey bir hak etmiyor. CHP'li çıkardı bence. Tamam. İyidir valla, hepsi bana göre iyi. CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu. Ben CHP'li olmadığım için pek takip etmiyorum. O yüzden olumlu mu, olumsuz mu pek bir şey söyleyemem. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani konuşmaları pek olumlu bulmuyorum. Hani ben daha çok Ekrem İmamoğlu hani benim kafama yatan bir adam. Hani şey bir adam yani hani halkın Bence Kemal Kılıçdaroğlu çok sempatik birisi. Bana çok sempatik birisi olarak geliyor. Çok dürüst ve beyefendi bir kişiliği var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları İmamoğlu bulan da o zaten. Yani herkes sonuç karşı olarak tabii ki. Bence gayet çok beyefendi birisi. Ben ondan hiçbir şey anlamıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından. Niye? Türkçe konuş. Vallahi bilmiyorum neden, nasıl konuşuyor hiç anlayamıyorum. Anlayabileceği şeyi de değilim yani ben o adamı yani. Ama öbür tarafta mesela Devlet Bahçeli çok güzel konuşuyor mesela. Onu destekliyorum. Tayyip Erdoğan'a biraz onu da güzel konuşuyor. Konuşmalarını seviyorum yani onda. AK Partili de değilim yani ben. Normalde MHP'liyim yani ben de normalde. Ortaklar onun için seviyorsun. Yok ortaklığından da değil yani. Ona yorum yapmasam. Hangi yönden konuşmalar? Mesela genel konuşmalarını, davranışlarını, olaylara bakışını genel olarak. Orta, artı olarak yani. Orta şeker. Kılıçdaroğlu'nu iyi bulmuyorum. Açık konuşmam gerekirse başkanın değişmesi lazım. Diyorsunuz. Ben ancak ona saf değer. Valla pek dinlemedim de. Genel olarak yani bugün de, bugüne kadar olan. Normal. Ya bırak onu babana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana söyleme de kimi tamam, söylersen söyle. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.